Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki AYT sorularını değerlendirdik. Ve kitabıma göz gezdirirken ÖSYM ile birebir aynı soruyu tutturmuşuz. O soru şu şekilde değerli arkadaşlarım. Yukarıda söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerimin kafasını karıştıran soru. 2. Mehmet'in tahta çıkmasıyla Haçlılar Edirne Segin Antlaşması'nı bozarak saldırıya geçmişlerdir. Bu gelişmeden sonra 2. Murat tekrardan tahtın başına geçerek Haçlıları bozguna uğratmıştır. Buradaki cevabımız biliyorsunuz ki Barna Savaşı olacaktır. Kitabımızı birlikte değerlendirmiştik. İnşallah bu soruyu çoğu öğrencim doğru yapmıştır. Çoğu öğrencim 2. Kosova yapmış ama hayır. 2. Kosova 1448 yılında yaşanan bir gelişmeydi. Kitabıma göz gezdirirken 3 soru daha tutturmuşuz değerli arkadaşlar. İsterseniz hemen onlara da bakalım. 3 soru daha tutturduk. Diğer soru burada değerli arkadaşlarım. Diyor ki bu söz hangi savaşın kazanılmasında rol oynamıştır? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça delk olunamaz. Cevabımız Sakarya Meydan Savaşı olacaktır. Diğer soru değerli arkadaşlarım. Ona da bakalım hemen. Bakalım. Diğer sorumuz şu şekilde. 7. deneme değerli arkadaşlarım. 7. deneme. 7 değil sevgili arkadaşlarım. 4. denemenin 5. sorusu. Bakın ne demişim. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve Fetret Devri'ne girmişti. Cevabınız burada değerli arkadaşlarım. Ama biz ne yapmışız? Biz devamını bile getirmişiz. Fetret Devri'ne son veren padişahı sizden istemişim. Sadece bunu okusanız cevaba ulaşabileceksiniz. Diğer soruya bakalım değerli arkadaşlarım hemen. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım. Maniyeizm dinini resmi din kabul ederek askerlerin savaşçı özelliklerini yitirmesine sebep olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Bögük Han değerli arkadaşlarım sizden istenen Aytengri'ydi değil mi değerli arkadaşlarım? Uygurlar döneminde Bögük Han zamanında Maniyeizm dini kabul edilmiştir. Eğer kitaba göre gitseydiniz paleografyada içinde vardı zaten değerli arkadaşlarım. Ondan bahsetmeyeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah istediğiniz bölümlere, istediğiniz üniversiteye yerleşirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.